Katrenle gerçekleştirecek buyurunuz efendim. Konuşmacılarımızı da sırasıyla hem sizlere tanıtmak hem de sahneye davet etmek istiyorum. Garanti BBVA Proje ve Satın Alım Finansmanı Birim Müdürü Sayın Emre Hatem. Sokar Türkiye Kurumsal Finans ve Yatırımlar Direktörü Sayın Mehmet Sezgin. Zorlu Enerji CEO'su Sayın Sinan Ak. Ve az önce rapordan sonra dinledik. Diğer tarafta da sorularınız için burada efendim oturumuz var. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, sözlere başlarken hepinizi saygı ve selamlıyorum. Gerçekten çok güzel bir sunuş dinledik. Sabah saatlerin bu kadar yoğun katıldım. Çok mesaret verici gerçekten. Demek ki önemli bir konuyu ele aldık. Fatih Gerestici Bey'in bu makroekonomik analizlerinden sonra aslında çok zamanlı da değerlendirme finansmanını konuşacağız. Biraz da giriş olarak Sayın Karanlık'ı da bize aydınlattı. Şimdi önce bu zirvenin başkanı Sayın Mustafa Karahan'a, organizatör arkadaşlar Sayın Ertaç Komsoğlu'na ve çok emek harcayan Emin Emre Tanışlar ve diğer arkadaşlarıma bu vesileyle içten teşekkür ediyoruz. Ayrıca gerçekten peşinen tercüman arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bakıyorum, canlı çok ağır, kompleks konuların işlendiği bir konferansta durmadan tercüme yapıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, belki değerli konuşmacılara sözü vermeden evvel birkaç hatırlatma yapmak istiyorum izninizle. Şimdi Türkiye'nin kurulu gücü 90 megawatt, elektrik enerji talebi 300 milyar kilovat saat, bunun 2023 yılında 376 milyar kilovat saate yaklaşacağı tahmin ediliyor. LNG ithalatı artıyor. Dün Sayın Bakan'ın ifade ettiği önemli bir husus var. Depolama kapasitesi 2023 yılında 11 milyar metreküplük bir seviyeye ulaşacak ve Türkiye'nin talep elastikiyetini, elastikiyet deniyor veya başka bir ifade varsa bilmiyorum. Onu arttıracak, bu önemli. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı şu anda veya 2018'de %32,5, bunun %39'a çıkması planlanıyor. Sayın Tarantino 2050 yılı için %50, 2030 için %50 oranını verdi. Umarım onu gerçekleştirebiliriz. Kömür ve doğal gaz santralleri bizimle beraber olacak. Kurulu kapasiteyi özellikle bazı yük açısından bunu hesaba katmalıyız. 100 milyar dolarlık bir enerji yatırımı yapıldı. Yine bu oturumlar sırasında dün bunun 67 milyarının özel sektör tarafından 67 milyar dolarlık bölümü özel sektör tarafından yapıldığını söylediler. Tabii bu ne zaman yapıldı? Likidite olduğunun çok olduğu, düşük faizle döviz cinsinden borçlanmanın mümkün olduğu, yeniden mekanizmasının da özendirici olduğu bir dönemde bunlar gerçekleşti. Şimdi tabii durum, bugünkü durum biraz farklı. Sorunlarla karşı karşıyayız. Enerji finansmanında bu sorunların tabii nedenlerini şüphesiz, yani nedenlerini de konuşmamız gerekecek ama esas itibariyle bugün neler yapabiliriz de odaklanmamız gerekiyor. Bir sene evvel, yaklaşık bir sene evvel bir konferansta sanırım Sayın Fatih Birol'un küresel ekonomik görünümü anlattığı bir konferansta Sayın Güler Sabancı Hanım bizim için en önemli olan şey enerjinin sürdürülebilir finansmanıdır. Bu sürdürülebilirlik çok önemli. Tabii ortada ciddi bir durum var. Şimdi burada aramızda bankacı arkadaşlarım var, özel sektörü temsil eden arkadaşlarım var. Onlar bize
kendileri durumu anlatacaklar ama tabii burada where did you go wrong dediğimiz zaman tabii birçok nerede yanlış yapıldı? Birçok yanlış yapıldı. Bunların bir tanesi bir kısmı bankalar yaptı. Bir kısmı özel sektör yaptı. Özel sektörün beklentisi çok yüksekti. Devlet tarafında da yanlışlıklar yapıldı, eksiklikler yapıldı. Biraz karanlıkta bırakıldı tüketici ve üretici. Dolayısıyla herkes bir tarafından tuttu, bir tarafından da sorumluluğu üstlenmek durumunda. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bu enerjinin finansmanını, sürdürülebilir finansmanını nasıl sağlayacağız? Hangi önlemleri almak gerekiyor? Bu çerçevede izin verirseniz sözü önce Sayın Hacer'e vermek istiyorum. Bankacılık açısından bir değerlendirmesini bekliyoruz. Teşekkürler. Tabii çok teşekkürler. Öncelikle Mustafa Bey başta olmak üzere bütün organizatörlere teşekkür ediyorum. Güzel organizasyon için. Gerçekten Türkiye'deki belki de en iyi enerji konferansı değildi. Oldukça dün de güzel panellerden dinledik. Doyurucu seanslar izledik. Ben öncelikle kısaca geçmişin bir fotoğrafını çekip ondan sonra buraya gelip bugüne gelmek istiyorum. Dün oturduk, geçmişte de konuşmuştuk 10 sene önce. Konferanslarda ne konuşuluyordu, gündemde ne vardı? Onlara bir baktım, eski sunumlara bir göz geçirdim. Ve şunların konuşulduğunu hatırladım, biraz hafızamı tazeledim. 2009-2008 yılları, o dönemlerde tabii tüketim çok hızlı artıyor. Yıllık %7 civarında yatırım artışı var. Yatırım miktarı çok büyük. Enerji kesintileri var. Zaman zaman enerji kesintileri ulaştırılıyor. 100 milyar dolar yatırım yapması gerekiyor. Yenilenebilir enerjinin payı %15'lerde. Tanımın payı çok yüksek. Onun dışında doğal gazın payı %50 seviyesinde. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Özelleşmeler henüz yapılmamıştı. Ve de ciddi bir yatırım ihtiyacı tasarlanıyordu. Bankalara şu soruluyordu. Kredi hani niye vermiyorsunuz? Bir yatırım nasıl finanse edilecek? Bunlar gündeme geliyordu konferanslar. Hep biz nasıl büyüğü altına kalacağız? Buna bakıyoruz. Daha sonra hep birlikte tam bunun desteğiyle şu özel sektörü, bankaların da esasında sektöre güveniyle yatırımlar yapıldı. Bunun ucumuz 42 bin megawatt 2008 sonra bugün 90 bin üzerine çıktı. 100 milyar dolardan fazla yatırımı elektrik üretimlerine altın sektörüne bu ülke yapmış oldu. Yine de enerjiden payı %15'den 30'a geldi, 32.5'a geldi geçen sene. Bu sene 8 ayında 47 civarındadır. Ve bunlar da testleri yoğun üretimi sayesinde ona tek seferlik de düşünülebilir. Ama en azından geçen sene hani kurak bir yıl diye tabir ettiğimiz bir yıl 32.5 rakamı yakaladık. Onun dışında doğal gazın toplam üretimdeki payı %50-30'a kadar geriledi geçen sene. Bu sene 8 ay gibi 20'ye kadar düşmüş durumda. Yerli kaynakların payı %35'lerden geçen sene 50'ye yükseldi. Şu an ilk 8 ay 62 seviyesindeydi. Yerli kömürün arttığı rüzgar ve projeleri hepsinin tamamına baktığımız güneş ve jeotermal yorum hepsinin artık %62-63'a gelmiş durumdayız. Dolayısıyla bakıldığında buna ilave olarak şunu söyleyeyim. Özelleştirmeler hepsi tamamlandı. Bütün dağılım şirketler özelleştirildi. Büyük yerli kömür santraller özelleştirildi. Devletin kasasına 25 milyar dolar buradan bir para girdi. Geçmiş çok yatırımları devlet yapıyordu. Devlet yapıyor yatırımları yapmaktan kurtuldu. Hem de 25 milyar dolar parayı tahsil etmiş oldu. Esasında böylece büyük bir yükü kendi üzerinden özel sektöre ve bankalara esasında yüklemiş oldu. Bu bilinç de yapıldı tabii ki. İsteye hepimiz yaptık. Burada bakıldığında ağız güvenliği sorunu çözüldü. Yerli kaynakları payı arttırıldı. Ve de kamunun üzerindeki pazarlığı. Böyle bakarsak esasında başarılı hikayesi ortada. Tabi bununla birlikte bazı olumsuzluklarda yaşadık. Neler yaşandı? Az fazlası kaynaklı. Tabii ki bir şu an sıkıntımız var. Bunu herkes konuşuyor. Ama bence bundan daha önemli bir konu daha var ki çok gündeme geldi. Petrol fiyatları ve petrol fiyatları kaynaklı doğal gaz fiyatlarının düşmesi. Bunun da büyük bir etkisi oldu esasında şu an yaşanan sorunda. 2014 arasında tam büyük yatırımlar yapıldığı dönemlerde petrol fiyatları 100-110 dolar bandında seyrediyordu.
Fakat 2015'ten itibaren ani şekilde 50 dolar bandına düştü ve 2015, 16, 17 üst üste 3 sene 50 dolar seviyesinde bu seviyede kaldı. Bu 100 dolara 50 dolara inme durumu esasında öngörülen durum değildi. Hiçbir fizibilitede böyle bir öngörü yoktu. Elektrik fiyatları da spot piyasada elektrik fiyatları 7-8 sent seviyesinden 4-5 sent seviyesine düştü. Yaklaşık 3 sent bir düşüş var. Bizim yaptığımız analizlere göre bu 3 sent düşüşü yaklaşık 2 senti petrol fiyatı kaynaklı düşüşten 1 senti ise arz fazlasından kaynaklı. Yani asıl fiyatı aşağı indiren etmen arz fazlası değil. Şöyle bir analiz yaptık. 2015-17 arasında eğer petrol 50 dolar değil 70 olsaydı fiyat ne olurdu? 4-5 yerine 5-6 sent civarında bir seri oluşacaktı. Ve belki o zaman bu kadar sorunla karşılaşmıyor olacak. Dolayısıyla bunu da mutlaka not etmek lazım. Tamamen uluslararası piyasalara belirlenen bir en fiyatın enerji sektöründe çok hakim durumda olmasının da getirdiği bir risk faktörü yaşanıyor. Bu durum bize nasıl etkiledi diye baktığımızda bankaları, biraz oradan da iyi vermek istiyorum. Sektöre biraz önce de bahsedildi. Elektrik üretim ve dağıtım sektörüne verilen kredi miktarı 70 milyar dolar. Bu kredinin 60 milyar doları bankaları sağladı. Bu 70 milyar doların bugünkü bakiyesi 47 milyar dolar. Bir yıl biraz önce Yalıkhan'ın bahsettiği 50 milyar dolarla şeyi çıkarıyorum ben. Doğal gaz dağıtımlar ve akaryakıt dağıtımları çıkarınca ki orta rakamlar var. Çünkü sadece elektrik üretim ve dağıtıma bakarsak 47 milyar dolarlık bir proje finansmanında risk kapasitesinden bahsediyoruz. Bunun 40 milyar doları üretim, 7 milyar dolar dağıtım. 40'ın da kılınına bakarsak bunun %60 yani 24 milyar doları yetkiden kapsamındaki projelerden gelen krediler, 16 milyar doları da termik santrallerine krediler. Bu 47 milyar dolarlık stok içinde Ülke Bankalar Birliği açıkladı. Şu an yapılandırma ihtiyacı olan sorunlu diye tahmin ettiğimiz, hani bir kısmı az sorunlu, bir kısmı çok sorunlu. Kredi büyüklüğü 12 milyar dolar merkezinde. Bunu da kırılmış şekilde özellikle detayına geliyorum ki anlaşılsın istiyorum. Yani gerçekten risk ve şu anki sıkıntı nedir? İyice anlayalım. Bu 12 milyar dolar kırılımı şu. 24 milyar dolarlık yetkiden portföy içinde yaklaşık 2 milyar dolar yani %10'un altında bir portföyde bir takım yapılanlar yapılıyor. Neden? Bunlar ağırlıklı HES projeleri. Bunların üretim rakamları beklenenin altında gerçekleşti. Dolayısıyla bunların şu an üretimlere giden vadelerin uzatılması gerekir. Biz bunları zaten çok hızlı bir şekilde kredi vadesini uzatarak gözetiyoruz. Çünkü bunların ömrü zaten çok uzun. Bunlarla ilgili herhangi bir ileride bir kayıp bekliyoruz. 2 milyar dolar bundan geliyor. Esasında bir bakımdan bakınca da yeniden portföyüne kadar sağlam olduğu ortaya çıkıyor. Yani 24 milyar dolar şu an yaşayan bakım sadece 2 milyar dolar. Ki verilerde 35 milyar dolar. O 2 milyar dolar da esasında dediğim çok sorunlu değil. 16 milyar dolarlık termik santraller portföyünde de şöyle bir resim çekeyim. Yaklaşık yarısı, yani 8 milyar doları ortaklar tarafından yani o projenin sahipleri tarafından destekleniyor. Projenin belki kredi ödeyecek kadar bir nakit akışı olmayabiliyor. Ama ortaklar bu açığı şu an kendi ceplerinden getirip kapatıyorlar ve dolayısıyla yapılanmanın ihtiyacı söz konusu değil. İthal kurulu santralleri, yerli kurulu santralleri, doğalgazlar, belli portföy içinde bunlar güçlü ortaklar tarafından destekleniyor ki biz de zaten bankalar olarak bu zor günlerde ortakların getirdiği bu desteği kesinlikle çok önemsiyoruz. 8 milyar dolar kalan ortakları tarafından kısmen desteklenen ama yapılandırma ihtiyacı içinde olan termik santral portföyü var. Bunun da 5 milyar doları yaklaşık yerli kömür, 3 milyar dolar da doğalgaz santrallerinden oluşuyor. 2 milyar dolarla şey de var, elektrik dağıtım tarafında. Çok sorunlu değil ama yine ufak yapılanmalar dönem portföy. Dolayısıyla bakıldığında 8 milyar dolar termik, 2 milyar dolar HES projeleri, 2 milyar dolar da dağıtımlar. 12 milyar dolar. Şimdi bu 12 milyar doların bugün itibaren durumu nedir? Bunu da resmini çekelim. Biz son bir yıldır bankalar olarak çok yoğun bir şekilde yapılanmalara efor sarf ediyoruz. Kaynak aktarıyoruz bunları çözmek için. Yapılandırmada birçok metot var. En basiti kredi vadesini uzatmaktır. En zoru da şirketleri bankaların ötesine geçirmektir.
Bunun arasında da birçok model var. Bu modellerin hepsi farklı projeler için uygulanıyor. Şunu söyleyebilirim, bu 12 milyar dolarlık portföy içinde şu an yaklaşık 10 milyar dolarlık bir bölümü yapılandırıldı ve yapılandırılması bitmek üzere. Yerli cümleleri yukarıda tamamladık. Bunların zaten son gelen alım referansı sayesinde durumları daha iyi noktada. Dolayısıyla bu taraftaki sıkıntı ortadan kalkıyor gibi tutuyor. HES tarafından bahsettim, orayı da çözüyoruz. Elektrik dağıtımlarla da sıkıntımız şu an için yapılandırılması kalmıyor. Geriye sadece esasında 2 milyar dolar civarında şu an yapılandıramadığımız zor gözüken doğal gaz santralleri kalıyor. Ben resmi şöyle çekiyorum. Yani üç gruba ayırıyorum kredileri. Hasarsız krediler, az hasarlı ve çok hasarlı. Hasarsız kredi portföyümüz şu an yaklaşık 35 milyar dolar. Yeklem sayesinde oldu bu. Az hasarlı portföy 10 milyar dolar. Bunlar yapılandırılarak çözülüyor. Çok hasarlı 2 milyar dolar. Şimdi resme bakılınca sektöre 70 milyar dolar veri verilmiş. Bugün işte az hasarları çok hasarlı toplarsak 12 milyar dolarlık bir stok var. Yani %17'yi getiriyor. Toplam her verilen 100 birim kredi 17'si. Buraya dönüşmüş. Sadece çok hasarlıya bakarsak bu rakam %3'müş. Esasında bakıldığında evet rakamlar büyük ama verilen kredi miktarı büyük olduğu için oransal olarak esasında orada bence çok sıkıntılı bir durum yok. Yönetilebilir bir durum var. Bankaların bunları karşılayabilecek bilanço güçleri var. Bu projeleri destekleme niyeti var. Bu açıdan bakınca hani ben daha esasında olumlu görüyorum. Eğer ödersi geriye kalacak olan değer gibi bir opsiyon
da dönüşmüş durumda bazı projeler özellikle. Ben bunun iki tane temel sebebi olduğunu, yani iki alanda orada sebebi olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 2002 yılından itibaren hissettiniz. Bunlardan bir tanesi, bu projeleri yani genel olarak liberalleşme politikasının yol boyunca değişiklik göstermesinden kaynaklanmış. Bu iş başlarken burası tam liberal bir piyasa olacak diyordu. Ama zaman içerisinde bu daha hibrit bir modeli. Dolayısıyla bu anlamda yola çıkarken yapılan planlar yolda değişmek zorunda kaldı. İkinci kısmında, ikinci alanda bu da finansmanı alanı. Banka finansmanı alanında söylemiyorum. Genel olarak nasıl, yani müşterilere nasıl sermayelendirdiğini iyi anlatmak. Burada da çok hata yapılmış olabilir ama bunun en temel sebeplerinden bir tanesi tam buradaki muazzam fırsat, Fatih'in dediği gibi yani fırsat da bazen çok şey yani burada öyle bir açık vardı ki özellikle özel sermaye açıldığında bu piyasa herkes burada bir yer almak üzere pozisyon aldı. Bu anlamda bence bazı gerekli olan muhafazakarlık oranını kenara bırakıldı. Burada çok yüksek ve borçluluk oranları yaratılmıyor. Çok büyük beklentilerle yaratılmıyor. Ben hatırlıyorum ki 2008'de herhalde satılırız. Böyle 8-9-10 dolar sent elektrik fiyatı beklentisiyle bizi niteler yapıyor. Yani satın alma işlemlerinde de öyle yani. Değerlendirilen fiyatlardan yapıyor. Bugün biliyoruz ki fiyatlar hiçbir zaman olmadı. Ve tahmin ediyorum da hani ilerleyen dönemde de hiç görmeyeceğiz. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman, yani bu arada bir önemli sebep de bence, bu bugün de söz edilen 2002 senesinden, 2000 senesinden yine bu liberalleşmeyle beraber de yani neredeyse koşul olarak da, bu bol para dönemi, yani dünyada ki bu bolluğun özellikle TL'nin çok güçlü seyretmesi, açıkçası biraz bizim ahlakımızı bozdu diye düşünüyorum, yani yatırım disiplini ortadan kaldırdı. Ve bu bütün bu faktörler tabii ki bir sorun tek bir şekilde oluşmuş bir sürü faktörle bir yapıda bugün geldiğimiz nokta. Bugün dediğim gibi sermaye hissedar bu yatırımlarından herhangi bir getiri özellikle bazı alanlarda getiri alması zor görüyor. Şimdi bunların karşılığı ne yapılması lazım? Yani sorunu herkes biliyor da yani sonuçta bunu ne yapması lazım? Yine Fatih Bey bence üstünlükten de referans vermek gerekiyor. Burada gerçekten bir restructuring, yani sektör bazında bir restructuring gerekiyor. Restructuring de şöyle, bebeğin söylediği gibi, yani bunun bir kocaman bir spektrumdan bahsediyoruz. Bir ucunda zaten bebeğin yapılmakta olan bütün işte kredileri ödeyebildiği ölçüde uzatmak anlamında bir restructuring olabilir. Veya öbür ucunda da kılıcı bugün kesip indirip işte Emre'nin sevdiği ev tatbimlerine girmemiz gerekiyor. Gerçekten bir şeylere de kapitalize bahsetti. Şimdi bu ikisini tercih yani burada ben bankaların bu yöne gitmek istememelerini tabii ki de çok net bir şekilde anlıyorum. Yani hiç kimse bu sermayeyi kaybetmek istemez ama günün sonunda 8 senede tahsil ettiğiniz krediyi 20 senede tahsil ettiğiniz nasıl sonra yakıtı alıyorsunuz? Yani bunu söylemek lazım. Sadece bunu zaman içerisinde ve daha az acısız bir şekilde yapıyoruz. Öbürü çok acıtıyor ama bir yanda işler hadi yani böyle bir spektrum. Şimdi bunun aralarında bir yerlerde dolaşıyoruz zaman derseniz ki neden öbürünü yapmamız lazım? Benim fikrim yine sermaye açısından düşünürsek enerji sektörüne taze kapital girmesi için, sermaye girmesi için bunu yapılması lazım. Yani burada herhalde herkes hatırlıyordur yani bir 20 yıllık hikayeyi. Türkiye'ye gerçekten enerji sektörüne giren yabancı sermaye çok sınırlı oldu. Yani çok istisnalar haricinde Türkiye'ye bu büyük bildiğimiz yabancı sermaye, yabancı enerji şirketleri, büyük yatırım fonları çok sınırlı ölçekte girdiler. Dilerleri de tecrübeleri çok parlak olmadı. Dolayısıyla bugün biz bu şeyi, yani bu sermayeyi verirsek de yapmak istiyorsak, bu da yapılması gereken şey, işte bu bad bank, good bank gibi bir structure olabilir, size bahsettiğiniz gibi. Veya bunun farklı bir varyantı da olabilir. Ama bunun çaresi bu gibi görünüyor. Ama burada hem regülatör, hem sermaye sahipleri, hem finansman sağlayıcılar bir arada buna karar verecekler. Bugünkü yapılan tercih daha uzun vadede bunun zamanla yayılarak bunun çaresinin bulunması gibi görünüyor.
dışında bir sebep yok. Çünkü zaten sermayenin kıt olduğu bir ülke olduğu için Türkiye bunu bugün zarar yazmak doğru da olmayabilir, mümkün de olmayabilir. Dolayısıyla yani bir eleştiri olarak bunu belirtmek var. Ama bir sermaye yatırımcısı açısından bir perspektif vermek istedim. Bu geçtiğimiz dönemdeki cümleyle. Geriye dönüp baktığımızda döviz, dövizin bozulduğu bir dönem iştah açıcı olur ve disiplin bozucu niteliğine de gitti, gerçekten doğru. Arkadaşlar anlatıyor, bir dönem bankalar sürekli enerji oyuncularına telefon edip gelip çok size kredi döviz, euro veya dolar kredi verildi. Bankalar da satmak istediler ellerindeki dövizi. Bu faiz de makul oldu. Hiç kimse de 2018 Ağustos devrimi beklemiyordu. Öyle bir bu riskinden söz eden yoktu. Dolayısıyla yani şirketler belki bazen ihtiyaçlar ötesinde kredi talebinde bulundular. Bankalar belki bir yerde bir yanlış yaptılar. O da kredi taleplerini incelemeye alırken o krediyi talep eden şirketlerin döviz gelirlerine bakmalı, daha dikkatli bakmaları gerekiyor. Yani 50 milyon dolar veya 100 milyon dolar kredi talebinde bulunan bir şirketin ihracatı ne kadar veya döviz bilgisi ne kadar, onlara daha iyi bakmak belki gerekiyordu. Ama tabii dediğim gibi yani kur krizi ciddi şekilde etkili oldu burada. Hem çok iştahlı davrandı özel sektör, bankalarda çok cömert davrandılar. Kamunun yaptıklarına sonra değiniriz isterseniz. Şimdi izninizle önemli bir enerji oyuncusu Sinan Bey görüşlerini bildirmek üzere söz veriyorum. Buyurun Sinan. Şimdi aslında bir 2018'de dinliyoruz ama tweetten sonra kriz olmadığını artık teyit etmiş durumdayız. Yani o bir üzerinde basıp geçme çalışması oldu çok güzel. Tabii bunları bir kenara bırakmak lazım. Yine bir aklına benzer bir şeyin riskiyle karşılaştık vesaire. Bunları bir kenara koyduğumuzda farklı şeyin yapmış olduğu sunumda ben bugün çok eriklerim. Bunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir sunumda. Aslına bakarsanız orada bütün her şeyin cevabını gördüm. Bize de fazlası şey bırakmadım demiştim kendisine ama yapacak bir şey yok. Şimdi Emre Bey çok güzel sektördeki soruyu açıkçası anlattı ama olaya biraz yukarıdan bakmak lazım. Yani biz bundan sonra ne yapacağız? Sektörde kendimizi nasıl pozisyonlamalıyız ve nerede bakmalıyız diye düşünmemiz gerekiyor. Bu yapılandırma sürecinin en büyük sorunu benim gördüğüm kadarıyla güven. Artık sektörde bankacılarla patronlar arasında belli bir güven sorunu yaşanmaya başlandı. Bunların böyle organ kol keselim, bundan bilmem ne yapalım da çok kısa sürede çözülebilir pek bir değil. En az benim kafayı gördüğüm kadarıyla bir senede bir süreç devam ediyor. 2,5-2 sene daha burada böyle bir Ahmet Başbey dediğim gibi bir dalgalanma yaşayacağımızı görüyoruz. Tabii bu arada enerji sektörü özelinde baktığımız zaman biz enerji sektörü olarak aslında önden gidemezsiniz. Yani biz yatırımlarımızı yaptık. Ülke büyüsün diye de bekledik ama büyümedi istenen müşterilerin bu sebepler dolayısıyla arz fazlasıyla karşı karşıyayız. Yani büyük açılış konuşmamda belki tam şey var ama bir daha söylemek istiyorum. Önümüzdeki 5 senelik 10 bin megawatt yatırım yapsak arz aşığı geçemiyoruz. Yani arz fazlamız var. O yüzden acayip bir yatırım yapma ihtiyacımız da yok. Bu sebeple hani bir an önce kolları keselim, böyle hızlı bir şekilde gidelim. Bu durumun da olduğunu düşünmüyorum. Daha birazcık daha zamana yaymamız lazım. Kendimizi bir de şey sorumlusular yani burada sektörde büyük oyuncu olarak baktığımda 46 tane oyuncu var, major. Yani bunların her birinin ortaklık yapısı çok enteresan, farklı ve birbirinden farklı istekleri, düşünceleri olan sektörü değişik yerlerde yapımı yapmışlar. Yani bir seyir ötenme yapmış, öbürü geçmiş rüzgara yapmış, kimi gitmiş doğalgaza yapmış.
her birinin derdinde farklılığını konsolide edelim. Teknolojik konsolidasyon olsun diye hep konuşuyoruz, ben de söylüyorum. Ama bunun daha bu kadar krize rağmen başladığımız hali görmüyoruz. Yani hiçbir şekilde kimse ne malını almak istiyor, ne satmak istiyor. Böyle bir durumda da karşıya dayanabildiğim kadar dayanayım motosu da devam ediyor. O yüzden hani konsolidasyon olan durumu bence önümüzdeki 2 yıl boyunca olabildiğince olacak. Ama tabii çok da kolay değil. Neden? Güneş santrallerimiz, yeni yatırımcıların devreye girmesi sayılır artık. Yani Fatih Bey'in adına çıkıldım dedim, hiç turizmcilerden bahsetmedim. Orası çok güzel görünüyor. Turizm sektörü geliştiriyor Türkiye'de. Turizmciler bile işte şey girmeye başladı. Enerji sektöründe küçük küçük güneş santralleri. O kadar para bulduk ya, yani bu açıdan söylüyorum. Buralara da girmeye başladılar. Yani çok çoğalıyoruz yani. Bir yandan konsolide olalım derken bir taraftan da çoğalmaya da devam ediyoruz. Çünkü artık sistem değişiyor. Yani baktığımızda bildiğiniz doğalgaz santralleri, kömür santralleri de artık Türkiye'de hiç yapılmıyor. Yani tamamen güneş santralleri, batarya sistemler, rüzgar santralleriyle bu işler yapılabilir noktasındaydı. O zaman da tabii ki yatırımlar mümkün olduğunca herkese yayılacak. Ve zaten konsolidasyon her şey daha da tabana yayılmış olacak diye düşünüyorum. Çünkü niye? Bugün artık 3 yıl minimum süremiz var. Rahat rahat kendimizi toparlayabiliriz. Verimliliğe, karlılığa odaklanabiliriz. Ve daha farklı şeyler düşünebiliriz. 3 yıl sonra da verdiğimizde belki teknoloji tamamen farklı bir noktaya gidecek. Çünkü güneşte artık Orta Doğu'da yapılan analizlerde 2 sentler fazla gözüküyor. Yani 1 sent hedefleri konuşulmaya başlandı. Bataryalı artık fabrikalar tamam yol elektrikli araçlar artık yavaş yavaş burada söylemek istedim. Yani Çin ilerlemesiyle birlikte her yerde görünmeye başlayacak. Bunlar tamamen bir storage olarak kullanılacak otoparklarda duvarlar. Yani tamamen farklı bir alana gidiyoruz. O yüzden bunu bir değişim süreci olarak kabul etmek lazım. Ve burada bankalara da birazcık zaman vermek lazım diye düşünüyorum. Ki bu süreçte de kimse, herkes minimum zararla geçsin. Yoksa şimdi geçen hafta Londra'daydım, birkaç kişiyle görüştüm. Herkes şey konuşuyor orada, bu doğalgaz santralleri bir şekilde biz ucuza kapatalım. Ben size söyleyeyim. Ondan sonra bunları bir yere getirelim, böyle elimizde bir güç olsun ve bu gücü de ileride daha yüksek fiyattan satarız. Şimdi buna da aslında yol açmamak lazım. Çünkü gerçekten bu ülkeye güvenen ve parasını yatıran kişileri de tamam çok kötü durumda olabilir bazı sektörler, doğalgaz santralleri bazı ama destek olmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de geçtiğimiz hafta Levent Çoğan'ın yayınlanmayla birlikte burada bunlara yetecek kadar maaşın da artık ortaya geldiğini düşünüyorum. Bu maaş iyi şekilde kullanılabilirse bu santrallerin de kârlılıkları da artacak. Neden diyorum? Bu doğalgaz santralleri, evet bugün kapasite kullanım oranları çok düştü. Evet değerleri çok arttı ama önümüzdeki yıllarda yenilenebilir alanında yatırımları yapabilmeniz için doğalgaz santrallerine ihtiyacımız var. Çünkü Amerika'da doğalgaz, buradan Türkiye'den doğalgaz santrallerini alıp küçük bu belirsizleri götürüp yenilenebilir santrali yapabilmek için kullanıyoruz. Neden? Çünkü sistem artık dengesizleşmeyerek başlıyor benim süre sonra. Geçen biz en son 2-3 tane küçük 45'er bir alıp insanlarımız var. Onları da Amerika'ya yolladık. Yani çok enteresan bir Amerika verimsiz santrallerimizden alıyor şu an. O yüzden bu santralleri verimli olan doğalgaz santrallerimize iyi bakmamız lazım. Onlar ileride sistemin merkezi olacak. Bir yatırım
değerli arkadaşlar, arz parçasına değinildi. Yani bugünkü ortamda bir arz parçası var. Bu arz parçası ne kadar süre devam edebilir? Mehmet Bey'in çizdiği tabloda büyüme oranları %70 civarında tahmin edilmiş. Büyüme oranları %70 civarında. Dolayısıyla hızlı bir büyüme sonucu bu arz parçasının evrilmesi söz konusu olmayabilir. Fakat ne kadar sürede biz arz parçası yaşayabiliriz? Çünkü gerçekten küresel görünüm şu anda belki arz parçasının birkaç sene daha veya 3-5 sene daha devam etmesini öngörüyor ama belki bir süre bir gün gelecek ciddi bir tüketim artışı olacak ve o zaman eğer biz hazırlıklı değilsek, çünkü bugün devreye sokacağımız projeler 6-7 sene sonra ancak üretime geçebiliyor. Dolayısıyla bu çerçevede ben doğalgaz santrallerini de yani milli servet olarak düşünüyorum. Bunlar kurulu güç, doğalgaz santralleri, termik santraller çok sıcak bakmıyorum tabii ben yani. Dünya çapında bir dekarbonizasyon, sizlere de değindiğim karbonsuzlaştırma süreci devam ediyor. Yenilenebilir oranı yükseliyor ama yine de sanıyorum Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir yayınında belirtildi. Eğer yenilenebilir enerji oranı %50'yi aşarsa ciddi sorunlarla, sistem ciddi sorunlarla karşı karşıya gelebiliyor. Yani böyle ilelebet yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki oranını böyle %80'lere çıkarmak gibi bir şeyimiz yok. Yani bunu söyleyebilen yeşilci arkadaşlarımız olabilir ama yani orada da makul olmamız gerekiyor. Yani belki %50 düzeyine çıkartırsak yönetilebilir hale getirebiliriz ama yani bir enerji sepetinde bizim hep uluslararası yani ulusal daha doğrusu enerji stratejimizi belirlerken enerji sepetini sağlıklı tutmak için hem nükleer işin içinden koyuyoruz. Hem de başlık olarak haliyle doğalgazı ve hidroenerji ne kadar başlık olabilir, o da işte yağışlara çok dayalı, çok bağlı. Dolayısıyla kömür ve doğalgazı, özellikle ben doğalgazın başlık konusundaki rolünü önemsiyorum ve milli servet olarak oluşturduğumuz doğalgaz santrallerinin kurulu gücün muhafaza edilmesini bir şekilde belki burada kamuya önemli görevler düşüyor. Onun da bence korunması gerekiyor. Bir şekilde bu doğalgaz santrallerinde sizin dediğiniz 2-3 milyar dolarlık bir sorun var. Onların çözüme kavuşturması belki de dediğim gibi kamunun desteğiyle mümkün olabilir. Şimdi eğer izin verirseniz, yani Emin Bey izin verirse şimdi arkadaşlara tekrar sorular var. Sorulara cevap verelim. Çünkü benim niyetim arkadaşlara ilerledik kalıp daha hakkı vermektir. Sahip. Yani sorulara geçmeden hemen tekrar birer dakika yine bankacımızdan başlayarak Emre Bey'den tekrar görüşlerinize katkı ekleme yapmak istersiniz. Biraz da hani çok kısaca genel temas 5-10 yıl nasıl görüyoruz? Görüşümüz nedir diye. Biz banka olarak arsale projeksiyonu yapıyoruz. Kendi işte model çerçevesinde işte ne kadar kapasite devreye girer, saatlik fazla, ne kadar yerine amade kapasite olur, talep olur, bunun saatlik fazla eşleştirir. Aynen devlet fiyat oluşumu mekanizması nasıl gibi. Buna ilişkin projeksiyon yapıyoruz. Tabii burada çeşitli varsayımlar var. İşte GDP ne kadar büyüyecek, ne kadar yatırım yapılacak, bunlardan gelen bir sonuç. Zaten bugüne kadar da hep o perspektifle baktık. Şimdi bugünden geleceğe baktığımızda bizim baz senaryomuzda %4 civarı büyüme söz konusu. Elektrik tüketim açısından söylüyorum. Yani bu 2 ila 5 arasında bir range olabilir ama ortalaması 4 diye baz aldığımızda tüketim %4 civarı büyürse 2025 yılına kadar bugün 300 milyar dolar zaten 380 milyar dolar saate geçeceğiz. Tüketim tarafı bu şekilde. Yani 80 milyar kovasa bir ilave ihtiyaç gösteriyor. Yatırım tarafında ise bizim öngörümüz şu. Yıllık yaklaşık 2500 megawatt rüzgar, güneş, jeotermal ağırlıklı. Yani tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırım yapılabilir diye düşünüyoruz. 5-6 yıl diyelim 2025 sonu 15 bin megawatt var. Yani bu yatırım bizim basamağımızda var. Yani Türkiye bu yatırım yapabilir. 15 bin megawatt. 15 bin megawatt bir yatırımdan ne kadar üretim gelir?
yaparken peşinde milyar euro hasar diyelim. Çok kabaca. Yani bu ilave 80 milyarın yarısını biz buradan karşılayabiliriz. 15 megawatt yatırımdan. Geriye işte 40 milyar daha kalıyor. Bunu kim karşılayacak? Bunu şu anki doğal gazlar karşılayacak. Hangi doğal gazlar karşılayacak? Soru bu. Onu da şöyle resmi çekmek istedim. Elimizde şu an 26 bin megawatt doğal gaz var. Türkiye'de kurulu düşün. Bunun 9 bini verimli doğal gazlar. Yani %58 ve üstü verimlilikte. 9 bini orta verimlilik. 8 bini de düşük verimlilik. 3 ana segment var. Şimdi biz baktığımızda esasında mantık olarak ne yapmamız lazım? Verimli olanları kullanmamız lazım. Şimdi gaz kullanıyoruz, ithal ediyoruz. Daha az gaz kullanacağımız standartlar. O yüzden destek edileceksin hangisine verilmeli? Yüksek verimli olanlara verilmek istiyoruz ki. O yüzden aynen Sinan Bey'in söylediği gibi bu 9000 megawattlık yüksek verimli santral bugün zorlanıyor. Çünkü HES üretimi var, talep düşük. Onlara ihtiyaç az. Ama bu tüketim artışıyla biz 15.000 megawatt yatırım yapsak bile bunların payı artacaktır. Ve bunlar dediği gibi Sinan Bey, sistemin bence belki bir oluşturacaklar. O yüzden diyoruz ki bu da seçim. Yani verimliliğe göre zaten piyasa kendi seçimini yapar maliyetlere göre. Daha az gaz tüketen, daha verimli santralde en azından sistemde emkamade tutacak kadar bir destek mekanizması genel sektörü lehine olacaktır diye düşünüyorum. Sağlama konusunu sürdüreceği konusunda bir ortaklaşma
dağıtmış olmalıyım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi sorulara geçebilir miyiz arkadaşlar? Peki o zaman bankalar doğalgaz santrali için karşılık ayırdılarsa bunları hemen satma yoluna mı gidecekler diye bir sorun. Ben hemen cevap vereyim. Şimdi bir kere öncelikle şu bir konuya birleştirelim. Bir kere şu an doğalgazın sahibi biz değiliz. Biz bankayız. Yani bunların sahipleri kimlerse biz hiçbir şu an doğalgaz santrali üzerimize almış durumda değiliz bankalar olarak. Benim bildiğim böyle bir durum olmadı. Yani biz zaten anladık da başka bankaların da böyle bir şu an yola gittiğini yani somut olarak gerçekleştiğini görmedik. O yüzden şu an bunların sahipleri kimlerse onlar bu görüşmeleri yürütürler. Onlar daha sonra tabii ki bize geleceklerdir. Böyle bir teklif var. İşte santrali şu fiyata bir almak istiyor diye bir teklif geldi. Biz bankalar olarak o zaman değerlendirmemizi yaparız. Ama tabii ki şunu da söyleyeyim. Bizim kafamızda bir adil değer mutlaka var. Ve bu adil değer sürekli güncelleniyor. Neye göre? Piyasa gerçeklerine göre. Bu sözcük subjektif bir değerdir ve subjektif bir değer. Herkese göre değişebilir. Sonuçta önümüzdeki 5 yılda tüketimin ne olacak konusunda hemfikir olamayız. Veya kur ne olacak? Petrol fiyatı ne olacak? Birçok parametre var. Dolayısıyla değerlemeler değişir. Yani çok sabit bir nakit dönüşü olsa o zaman tabii ki değer daha net ortaya çıkar ama bu tamamen piyasa riskine tabi santral bunu bugün değer nedir diye sorduğunda farklı rakamlar çıkar. O yüzden biz şunu diyoruz. Bilgiler olabilir. Geliyorlar. Sinan Bey de bahsetti. Çok doğru. İşte yurt dışından belli yatırımcılar bize de geliyorlar. Fikir soruyorlar vesaire ama günün sonunda satma kararı verecek olan şu anki ortaklarımız. Evet, görebildiğimiz kadarıyla değerli yatırımcılar yurt dışından hem doğudan hem batıdan Türkiye'de belirli oranda bir enerji payı sağlamak isteyen büyük şirketler şu anda aktif durumda Türkiye'de istiyorlar. Yani kaliteli, yani mal varsa kaliteli malı da alabilir miyiz? Dolayısıyla böyle de bir talep var. Fatih Bey'in belirttiği olumlu dünya konjonktüründe biraz rüzgarı arkadan almış gibi görülüyoruz eğer Türkiye yönetebilirse bu rüzgarı. O yüzden de belki de yani dışarıdan bir Sinan Bey bölüm. Garanti 10 yıl süreyle
PPA yapar. Vallahi şöyle, biz lisanslı bir enerji oluşturucu değiliz, bankayız. Dolayısıyla PPA yapma ne bir hakkımız var, ne ödemeyi ve niyetimiz var. Sonuçta biz bankayız. Biz ama 10 yıl vadeli PPA yapılmasına ilişkin finansman çözümleri üretebiliriz. Finanse ederiz. Yani bize bugün bir müşterimiz 10 yıl vadeli PPA getirirse, karşı tarafında kredi olduğu durumda, hani off-taker dediğimiz elektriği alacaklar, kredi olsa, PPA'de hukuken ve ticari olarak uygunsa, biz bu PPA üzerinden finansman sağlarız. Ama kendimiz tabii PPA yapamayız, bir lisans. Teşekkür ederim. Sonraki soru. Son ihalelerde ortaya çıkan, ya çok düşük fiyatı alın, fiyatı alın, garantisi yeter, ya da piyasa riski taşıyan projeler için bankaların finansman çözümü paketleri vardı. Yine bankacılara yönelik bir soru. Tabii ki çalışıyoruz hepsinde. Sonuçta bunlar ülkenin gündeminde olan projeler, YEKA olsun, mini YEKA'lar olsun, işte lisanslı rüzgar, güneş, yoklar var, projeler olsun. Hepsine çok yakından bakıyoruz. Biz de bunları finanse etmek istiyoruz. Biraz önce Fatih Bey de bahsetti. Yani kredi, bankaların kredi verme işleri, bedel talep ikisi birden doğru şu an. Çünkü gözüküyor. Esasında bizim bu tip böyle enerji sektörünün ihtiyaç tuttuğu projelere yönelik finansman iştahımız yüksek. YEKA'lar tarafında daha da yüksek çünkü orada belli bir sabit fiyat söz konusu. Mini YEKA'lar da onu görüyoruz da düşünüyorum. Ama eksik fiyatlı ihalelerde yani şu değişecektir. Daha yüksek öz kaynak olarak verilecektir. Çünkü fiyat garantisi olan bir projeyle fiyat garantisi olmayan bir projeyi aynı öz kaynak oranıyla finanse etmek mümkün değil. Riskler ayrı. Dolayısıyla örnek verelim. Bir YEKA projesinde %20-80, işte 20 öz kaynak 80 kredi yapısıyla finanse edilirken eksi fiyat bir halde belki 50-50'ye kadar çıkabilir. Çünkü orada ciddi risk var. Şey, daha sonra bu doğal gaz santralleri ne yerek kapasite destek mekanizması yeterli midir? Uygulama doğru mudur? Böyle bir soru var. Bak, cevap vermek isteyen arkadaşlar. Kısaca. Zor bir soru. Zor bir soru. Detaylı olmaları. Detaylı olsalar zaten bu durumda olmalılar. Demek ki ilave desteği gerek var. Yani. Demek ki yeterli. Yeterli olsaydı kilit kırmazlar. Evet. Şimdi yerli kömürlerdeki yıllık bazda kilowatt saat cinsinden alım teşviklerini sürdürülebilirlik açısından ve finansman yapan bankalar açısından ne istiyordu nedir? Demin bahsettim. Yani sonuçta yerli kömürlerdeki 5 milyar dolarlık yapılandırma noktasındaki proje devletin getirmiş olduğu şimdi minimum 5, maksimum 5,5 sentlik alım katkısı sayesinde de başka faktörler sayesinde şu an yapılandırıldı yapılandırılmış hükümet üzere. Yani o teşvik bize çok ciddi destek sağladı. Buradaki sürdürülebilirlik riski var mıdır? Vardır ama ben kamunun burada geriye dönük bir düzenleme yapmayacağını düşünüyorum. Açıkçası bu riski de almış durumdayız. Yani kamunun yerli geçişlerine kamunun yerli kaynaklardan yararlanma, yerleştirme politikası kapsamında değerlendiriyoruz. Yoksa sürdürülebilirlik açısından yani dünya genelinde tabii kömüre karşı öyle çok destek göremiyoruz. Öyle bir şey söz konusu değil. Senelik minimum 2005 MW yenilenebilir enerji yatırımlarının finanse edilebilmesi için BTF ve eklem tarifelerinin hangi seviyede olması gerekir? Bayağı şey sorular arkadaşlardan. Hani Sayın Bakan'a yöneltilmesi gereken sorunları bize kısmet veriyor. Şimdi tabii bu fiyat yani finanse edilmesi birkaç kuruya bağlı bir faiz olarak çok önemli. Yani finansal açıdan baktığımız zaman ne kadar düşük o kadar. İkincisi de tabii teknolojik gelişmelere bakmak gerekiyor. Yani güneşleri, rüzgarda ciddi anlamda teknolojik gelişmeler ilerliyor. Yani bir santral artık çok uzak değil yani güneşte. Rakamları görmek. O yüzden alım garantisi şart gibi gözüküyor. Aşağıda olacak. Bu sefer PTF ile yapmaya kalksa
Demek ki bir sanat stile ihtiyaç var yani aslında güneş sanatlarında. Rüzgarla da aynı şekilde dengesizlik var. Mutlaka beraber alıp garantisini bir şekilde buralarda devam etmesi ve gerekli düşünüyorum. Tarihte de sürekli düşecek yani. Şu an 4 sanatlar uygun gibi gözüküyor ama güneşte 5 sanatlar geçimlerinde fiyatlarıyla, faizlerle. Ama faizler vadeler açılırsa mesela şeyde şimdi bir projeye koyuyoruz yani Filistin'de yeri gelmişken 1.8 megawatt güneş santrali kuruyoruz. Filistin'de dahil 15 yıl vadeye gidebiliyoruz. Oradaki diğer lokal bankalarla ve faiz oranında yani 4'ler civarında. Yani böyle yaptığımız zaman o zaman bizim şu an 5 dediğimiz rakam bir anda 3'e kadar düşebilir. Yani duruma göre değişen bir konu bu. Ne kadar finansal olarak güçlüyseniz, ne kadar uzun vadeye gidebiliyorsanız o kadar fiyatları da düşürebilirsiniz. Evet, Sayın Bakan bu konuda yöneltiler soruya sanıyorum. 2023 sonrası yeklerin konumuna ilişkin soruya. Tüm paydaşlarla konuşuyoruz, kendi aramızda da dolayısıyla yani bir çözüm bulmaya çalışıyoruz dedi ama yani kesin herhangi bir tarihte haline girmesi bu aşamada yani ama bu konu demek ki görüşülüyor öyle anlıyorum. 2007 sonrası. Bu 2500 megawatt kapasitenin de oluşturulması lazım. Aslında yabancılarla görüştüğümüz zaman belki şeyi de hatırlamıyorum. Yani biz Türkiye belki arz fazlasını Suriye'deki durumu belki izliyorsunuz. Yani ileride Suriye'yi de Irak'ta kullandığınızda söz konusu. Irak'ta elektrik vermek için çalışmalar devam ediyor daha büyük miktarda. Suriye'de bir gelişmeler yapacağız. Dolayısıyla belki bizim yani bu arz bazımızı ve yeni kapasite oluşturma çalışmalarını ciddi şekilde izlememiz lazım. Son sorulara geliyoruz. Özelleşen termik santrallerin ve dağıtım şirketlerinin finansal zorluklarına destek ihtiyacı var. Özelleşen termik santraller ve dağıtım şirketlerinin finansal destek ihtiyacı var. Aslında onu şey yapalım ben. Şimdi dağıtım şirketleri kapsamında bakarsak dağıtım şirketlerinin yazılım planı 2020 sonunda bitiyor. Yani sonra yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönemde 2021-2025 döneminde yeni bir yatırım miktarı ortaya konacak. Bunların finanse edilebilmesi için de artık TL finansmana ihtiyacı var. Bugün Fatih Bey çok güzel söyledim. Doğru ikilerden TL alabiliyorsanız ondan sonra mutlaka alın. Biz de bankalardan bu dağıtım bölgelerinin yeni yatırım ihtiyaçları için %12'den finansal destek verebilmesi buradan söyleyelim. Termik santrallerde ise zaten bir sözü yani istiyorsanız söylüyorum ben. Kaybettiğimiz dediğimiz konu herhalde bunların yeniden yapılandığı birçok yani özellikle bir santrallerde yapılandığı bu vali yapıldığı son soru Emre Bey'in vermiş oldu. Çünkü doğalgaz sorunlu doğalgaz santralleri için optimizasyon çalışmaları vardı. Gaz tedariği ve üretim ve gaz tedariği konusunda optimizasyon. Şimdi şöyle ama yine ifade ettiğim gibi şu an biz hiçbirinde şirkete sahip değiliz. Bunların dolayısıyla bunların şu an ortakları, üreticileri var. Ve biz tabii karşılaştırmasını yapıyoruz. Elimizde finanse ettiğimiz gaz santrallerini verimliliğini, işte envamade fabrikasyonlarını veya gaz işte fiyatlarına kadar gaz kontratlarını üretim durumlarının hepsini tabii tam görebiliyoruz, odalarla karşılaştırıyoruz ve herhangi bir operasyonel eksiklik var mı bunları görebiliyoruz. Yani biz gördüğümüz santrallerde bir operasyonel sorun yok. Yani bu santraller işte optimizasyon nedeniyle iyi optimize edilemediği için sorunlu hale gelmişler tamamen finansal. Büyük, yaklaşık 10 tane büyük gaz santralinin işletim şartları 3 aşağı yukarı aynı. Yani verimlilikleri, işletimcileri, trading, hani bazı öyle çıkıyor doğru ama çok hani kayda değer bir
bir fark yaratacak, krediyi tamamen ödeyebilecek düzeyde bir fark yaratacak bir fark göremiyoruz. Bunu tamamen finansal sizinizin. Optimizasyonu yani çok problem değil diye görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Son olarak tabii kanunun çok fazla diplomatik konuşuyor arkadaşlar. Kanundan beklentileri de getirmediler. Çok kibar davrandılar ama toplantı ve oturumlar başında dinlediğimiz zaman özel sektörlere en çok istedikleri şey devlet kurumlarından öngörülebilirliğin arttırılması, visibilitenin geliştirilmesi ve tabii yani bu belirsizliğin ortadan kaldırılması. Yani enerji sektörü, enerji piyasası için belirsizliğin ortadan kaldırılması, geçmişte yaşandığı gibi tam oyun ortasında kuralların değişmesi, bunları istiyor özel sektör ve bankalarımız da zaten işte bunlar da özel ve artık birer enerji oyuncusu olma yolundanız da ilerliyoruz maşallah. Bakalım nasıl olacak bu asetleri siz değerlendirmeyi alırsanız. Şimdi böyle bir durum var yani devletten beklentimiz, yani beklentisi kanalımızın özel sektörü. Öngörülebilir politikalar ve visibilitenin geliştirilmesi. Aslında bu sadece Türkiye, Türk şirketleri için değil, aynı zamanda doğrudan yabancı yatırım öngören yabancıların da beklentisi. Yani bir tüketici güveninin kazanılması ve gerekli yapısal reformları gerçekleştirilerek herkesin söylediği, son olarak gelen IMF kredinin de belirttiği ve vurguladığı gibi yani bu olumlu gelişmenin, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmenin kırılganlığının devam ettiği ve bunun ancak öngörülebilirliğin güvenin sağlanmasıyla ve yapısal reformların gerçekleştirilmesi de olabileceği bu bakımdan önemli mesajlar verildi. Dolayısıyla burada isterseniz noktalayalım ve enerji sektörünün değerli katılımcılarına bizi sabırla dinledikleri için gelen işten teşekkürlerimizi sunuyorum. Tercümanlar.